Hayalimdeki tatil Ibiza adalarına gitmek diyenler var. Hayalimdeki tatil sarayda bir gün yaşamak demiş bir izleyicimiz. Bugün Diyanet İşleri Başkanı olmak istemiş Nail Turan, böyle bir dilekte bulunmuş. Hayalimdeki tatil sahilde gezinmek diyenler, Mısır piramitlerini görmek istiyorum diyenler de var. Hayalimdeki tatil etiketiyle yazacağınız mesajları Twitter adresimiz Ceren Bektaş, Instagram adresimiz Ceren Bektaş alt çizgiden okuyacağımızı söyleyelim. Bu arada sevgili Aret Vartanya'nın burada olacağını söylemiştik ki az önce geldi ekranlarınıza, sevgili yönetmenim gösterdi. Hemen yan koltukta oturuyor, bana bakıyor, nasıl başlayacağız acaba diye. Gitme Zamanı kitabı yeni çıktı. Aret'in yeni çıktı. Genç, bir hafta oldu daha. Bir hafta oldu. Bu daha bir bebek. Gitme Zamanı konusunu konuşacağız ama kaçıncı kitap Aret? Altı. Altı maşallah. Oldu. Hepsinde geldim. Hepsinde geldim. Hakikaten öyle. Devamı gelecek gibi görünüyor. Bu zaten 4 ciltlik bir serinin ilk cildi. Ne kadar sürede yazıyorsun Aret? O 18 ayımı aldı. 18 ay. Bana var ya böyle bir hafta geçmiş gibi geliyor. Her kitaptan sonra. Ah, Aret yine mi kitap yazmış oluyorum? Hakikaten şaşırtıcı. Tabii 18 ay geçti. Gitme Zamanı ne anlatıyor? Gitme Zamanı benim için bir dönüşüm noktası. 5 kitapla biliyorsun kişisel dönüşüm üzerinde bir şey açtık, bir yol açtık. Sürekli olarak bir altyapı hazırladık ama Gitme Zamanı bir sosyal hareket aslında aynı zamanda. Yani yalandan, dolandan, sahteden, bize ait olmayandan artık ne zaman gideceğiz? Bırakma zamanı ve Batın'la Zahir'i anlatıyor. Aslında içinde 2 tane kitap var. Bir taraf bu 18 ay içerisinde benim sadece okuyarak, internetten yürüyerek değil, bizzat temsilcileriyle, takipçileriyle, yani Mesnevilikten Budizm'e, ezoterizmden semavi dinlere, batini tarikatlara kadar o bizim aslında dünyanın görünmeyen tarafı, insan ve ötesi üzerine yaptığım bir çalışmanın mistik hikayelere dönüştürüp paylaşılmış hali. Bir de görünen hayat var günlük hayatta. Orada da hepimizin kendimizden bir şeyler bulabildiği, çevremizdeki karakterler, akrabalarımız olabilir, beraber olduğumuz insanlar veya çevremizdeki dostlarımız, arkadaşlarımız. O da işte yaklaşık o 5 senedir 2 milyona yakın insanla yaptığımız atölye çalışmalarından derlenmiş bir hikaye aslında. Bir tarafta günlük hayatın bize getirdikleri ve sıkışmışlığımız, bir tarafta da insan ve ötesi ve özümüz var. İkisini birleştiren bir kitap oldu Gitme Zamanı ve felsefe ile edebiyatı, edebiyatla da kişisel dönüşümü birleştirdi. Dünya üzerine denenmemiş bir tarz. O yüzden ben de merak ediyordum tepkiler nasıl olacaktı ki o tepkiler beni etkilemeyecekti çünkü son bir senedir ben de ciddi dönüşümler yaşadım. O nedenle anlatırız birazdan, konuş dedikodu yaparız. Tamam. Ve sonuçta şöyle bir noktaya geldi. İlk gördüğüm şu oldu. Tepkiler çok güzel. Yeni okuyup bitiren, bir hafta içinde bitiren az insan yok. Ve ne güzel ki bu yüreğimden çıkan bir isyan belki bu. Artık yeter çünkü çok sıkıldım. Yani ben de çok sıkıldım kendi hayatımdaki yalanlardan, suni şeylerden. Haberleri açtığımda çok sıkıldım o yalanlardan, suni şeylerden. Hadi artık gitme zamanı deyip duygusal bir hareket başladı aslında şu anda. Peki şimdi şey çok dikkatimi çekiyor. Şimdi sen kitabı yazarken bir yere kapanmıyorsun mesela. Bu 18 ay boyunca kendini bir odaya kapatıp ne yazmam gerekiyor diye düşünmüyorsun. Hayır ama yazma döneminde kapatıyorum. Yazma döneminde kapatıyorsun ama yazana kadarki dönemde kapatmıyorsun. İşte ondan bahsediyorum. Yani çünkü birkaç işi birden yapıyorsun. Evet. İşte atölye çalışmaların var. Bir ara tiyatro var. Tiyatro şimdi var. Devam ediyor devam mu tiyatro bu arada? Sinema maşallah geliyor. Seminerler var. Onlar devam. İşte söyleşiler var. Var da var yani maşallah. Devam ediyor. Sevdiğim şeyleri yapıyorum ama yani gerçekten insana dokunduğum her şey benim için çok değerli. Hele ki Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu gezdim mesela son bir aydır. Orada paylaştıklarım, yaşadığım, yani Diyarbakır'dan Elazığ'a binlerce insanla buluştuk ve orada şunu hissediyorsun, daha da çok üretmem lazım ve sorumluluğumun arttığını hissediyorum. Çünkü yankı buluyor yüreklerde ve onun sen somut sonuçlarını gördüğün zaman durmaya hakkım yok. Zaten bu benim varoluşumun kendisi, ta kendisi diyorum. O yüzden de enerji oradan geliyor. O bir insanın sana sevgiyle sarılması, onun hayatında gördüğün, gözlerinin gördüğün ışıltı yetiyor, her şey yetiyor ve evet durmuyorum yani. Devam. Tatil zamanın gelmedi mi? Geldi. Evet. Kesinlikle geldi. Geldi değil mi? Evet. Tatil yapıyor. Ben de cümlemi kurayım mı şu hayalindeki tatil? Hayalindeki tatil. Hayalindeki tatil hiçbir şey yapmamak ve durmak. Durmaya ihtiyacımız var çünkü hayatın içinde. Durmak. O yüzden de onun planlarını yapıyorum şu anda. O gitme zamanı dediğin şeyler sayesinde duruyorsun ama değil mi? O tatile o şekilde yaklaşıyorsun. Aynen öyle. Her şeyden arınarak böyle bir tatil yapmak istiyorsun. Çünkü günlük hayat gerçekten hepimizi çok görüyor. İlişkilerden iş hayatımıza kadar, sosyal hayatın içerisinde o sıkışmışlığımız, kendimizi arayışımız. Her birimiz aslında bir çıkış arıyoruz. Ve ama şunu hep söylüyorum. Aslında her şey o yüreğe bakabilmekte ve yürekte hepsi var. Ve şunu gördüm Ceren. Dediğim gibi çok farklı kaynaklara girdim çıktım. Çok farklı gruplarla bir arada oldum. Ama aradığımız şey hep aynı çıktı altından. Yani bu evrenin, yaradanın muhteşem bir parçasıyız. Ve Yunus Emre'den Mevlana'ya, Hermes'ten Buda'ya kadar hep şunu söylüyoruz. Her şey, bütün şeyler senin içinde var. Ama sen her şeyi dışarıda arıyorsun.
Ve gördüğüm şey şu, sokağa çıktığımda, insana karıştığımda hepimiz çok sıkkınız artık. Hep bir şeyler eksik diyoruz, hep bir şeyler eksik diyoruz. Aslında ne istediğimizi çok iyi biliyoruz ama o şansı bulamayacağımıza inanıyoruz. Kendimiz olmaktan hani çok korkuyorduk, hep bunları konuştuk. Zaten evet. İlk beş kitap oydu. Evet. Ama bu virajı dönerken dozajı yükselttim. Ve diyorum ki ya inan bana, hani bu kişisel gelişim vesaire, bir sürü artık bir şeyler arıyoruz ya. Ya bütün cevaplar Sümer yazıtlarında var, Zümrüt yazıtlarında var, Yunus'ta var, Mevlana'da var. Biz aslında ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Nereye doğru gitmek istediğimizi çok iyi biliyoruz. Ha gitme zamanı şu değil. Hadi bütün sorumluluklarını bırak, sevgiliyi bırak, işi bırak, işi bırak, git. Hayır bu değil. Tam tersine sen kendi hayatında sana ait olmayanlardan artık vazgeç. Nereye kadar bana ait olmayan yalanları yaşamaya devam edeceğim? İlişkim bile ne kadar gerçek? Yaptığım iş ne kadar gerçek? Bir tane ömrümüz var ve bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz ve hepimiz öleceğiz. Şu anda şu ekrana bakan herkes çok iyi biliyor ki bir gün gelecek ve öleceğiz. O zaman neyi bekliyoruz yalandan gerçeğe geçmek için? Neyi bekliyoruz gerçek olanı yaşamak için? O yüzden gitme zamanı. Devamında da zaten o gidişle devam edip bir Ütopya yazacağım sonunda. Bu serinin 4. cildi benim. Belki 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra, belki yüzyıllar sonra bir gün birisinin açıp bakacağı ama geleceğin dünyasını ve gideceği yeri yazmak istiyorum. Bir Ütopya yazacağım. Ve bu onun işte hazırlıkları mı? Sen bir de böyle anı yaşamayı hep tavsiye edersin değil mi? Sen de böyle yaşıyorsun galiba. Yaşamaya çalışıyorum. Ben de haddimi biliyorum. Yani şöyle, hiçbirimiz hayatı çözmedik ve çözmeyeceğiz de. Çıkıp da ahkam kesmek, insanlara akıl vermek hiçbirimizin haddine değil. Ama model olmaya çalışıyorum. Kendi hayatımda birçok şeyi düzeltmeye, değiştirmeye çalışıyorum. Ve o yolu yaparken de, o yolu açarken de bunu insanlarla paylaşıyorum. Yaşam yaşayarak öğrenilen bir şey. Gerçekten yaşamın ta kendisi şu an. Çünkü hep söylediğim, hep verdiğim örnek. Bir saat sonra hayatta olup olmayacağımı bilmiyorum. Biz hep sonuç odaklı olarak geleceğe yatırım yaparken, yani gelecekte şu olsun olacak, şöyle olmak istiyorum. Bu tamam evet ama ben her şeyden önce şu anda yaşıyorum ve hepimizin anlaması gereken şey şu, her birimiz olduğumuz gibi çok değerliyiz. Herkes bir ne kadar değersiz olduğumuzu anlatıyor. Siyasetçisinden öğretmenine, annemizden dostumuza herkes bize akıl veriyor. Ama o akıl verenlerin de kendi hayatlarına baktığında verdikleri akılları yaşayamadıklarını görüyorsun. Dolayısıyla gerçek olmak söylemek değil, yaşamak model olmak. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Kendi hayatımda bir arınma dönemi yaşıyorum. Çünkü kilometre ilerledikçe, yaşadıkça yerlerine oturmaya başlıyor taşlar. Orada yazdığım birçok şeyi ben de yaşadım. Yaşamadığım hiçbir şey yazmıyorum. Ben de kendi hayatımı revize etmeye çalışıyorum. Bu arınma döneminde en zor neyden gittin? Şöyle söyleyeyim, en zor gittiğim şey şu oldu. Mesela benim hep ilişkiler üzerine çok fazla insanlar benden bir şeyler paylaşmamı bekliyor. Ama kendi hayatımda da mesela ilişkiler olsun, yaşam tarzım olsun. Mesela daha sadeleşmek çok değerli bir şey. Ve hayatımda o yüzden vazgeçmek zorunda olduğum şeylerden vazgeçmek zorundaydım. O noktada da bazı yaptığım işleri geride bıraktım, bazı insanları geride bıraktım. Ve şimdi o yeni sayfayı açmaya çalışıyorum. Açtım dedi düşünüyorum. Ama yarın ne olacağını bilmiyorum. O dönüşüm, değişim hep devam ediyor yaşadıkça. Ama şu anda gayet keyifli hayat. Her geçen gün daha çok olduğumu hissediyorum. Olduğum gibi olduğum zaman da çok daha huzurlu bir hayata doğru adım atıyorsun. Ve ürettiklerinin de değeri yükseliyor. Yaptıklarının da, davranışlarının da. Hayalimdeki tatil mutlu suratları görebildiğim bir ülke demiş Zehra Hanım. Bizi izlerken de fotoğrafı çekmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevtap Hanım diyor ki Aret çok özlemişim. Lütfen daha çok televizyonda görün ifadesini yapacağız, kullanmış. Program yapacağım. Sonbaharda televizyon programı başlayacak. Kanal bir sürpriz olsun. Şahane. Ama bambaşka bir formatla geleceğim. Çünkü televizyon benim geniş kitlere ulaşmam için, dokunabilmem için çok değerli. Sonuçta her ne kadar Anadolu'yu gezersem gezeyim, her ne kadar sokaklara çıkarsam çıkayım, televizyon kadar geniş kitlere ulaşamıyorsun. O yüzden televizyon olacak. Bazı insanları geride bıraktım dedin ya hani, az önce bir cümlende. O dikkatimi çekti. Tamam. Aslında bazı şeylerin başlangıcı da o değil mi? Kendin için yapabileceğin en güzel şeylerden biri daha, yani bence öyle. Kitap şöyle zaten. Her yürüdüğün her yol hep aynı yere çıkmışsa yine bir yol bulmak için gitme zamanı demişim. Evet. Ve biz vazgeçmekten çok korkuyoruz. Evet. Ama vazgeçemediğim sürece ne yeni bir sayfa açabilirim ve mümkün değil her şeyi tutabilmem. Biz her şeyi dursun istiyoruz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyelim ama her son bir başlangıçtır diyorum. Kitap da öyle başlıyor. Bu programın da bir sonu var. Başladığımızdan hasta son başlıyor. Doğru, çok doğru söylüyorsun. O vazgeçme konusu da hakikaten çok önemli. O vazgeçemediğimiz en bariz şey de, en zor şey de alışkanlıklarımız. Hem insan ilişkileri olsun, iş hayatımız olsun, arkadaşlık ilişkileri olsun, işte yediğimiz yemek, yattığımız saat, değil mi? Yani bunların hepsi bir alışkanlık. Bunlardan vazgeçmek çok zor. İşte onlardan vazgeçebilmem için korkmamam lazım ilk önce. Değişimden çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Bir de bana biçilen rolden çıkmaktan çok korkuyorum. En büyük sıkışmışlığı orada yaşıyoruz. Herkes benden bir şey bekliyor. Herkes doğduğum andan itibaren bana bir şeyler giydiriliyor sürekli olarak. Doğru. Ama gerçekten şunu artık her geçen gün belki
bazı konulara tahammül sınırım azalıyor. Ve bu kitapta üstüne baskı da geldi. Bunları yazma, söyleme, onu yapma, hangileri? Bugünün Türkiye'sinde yazma falan filan gibi kitabın içerisinde. Ama ben artık bir isyanı ortaya getiriyorum. Artık gerçekten şeyi taşıyamıyorum ve kaldıramıyorum. İnsanların hala dininden, dilinden, renginden, takımından, tuttuğu takımdan dolayı bile ötekileştirilmesi, insanların birbirini öldürmesi, insanlığın silah üretmesi, sınırlar için birbirlerini öldürmesi. Ya gerçekten baktığın zaman, Yaradan'ın penceresinden baktığın zaman ağlamak gerekiyor. Ağlanacak haldeyiz. Ve hala kendi küçük kafeslerimizin içinde birbirimizi ezerek, birbirimizin üzerine çıkarak. Yine söylüyorum, hiç kimsenin kim olduğunu zerre kadar umurumda değil, ne olduğumuz önemli. Çünkü imparator bile olsan insan olamadıktan sonra hiçbir değeri yok. Ve herkes küçük imparatorcuklar olma peşinde, ama aslında bu da yalnızlığın, korkuların ve kaybolmuşluğun eseri. Herkes aslında aynı şeyi arıyor. Yani gerçekten değerli olduğunu hissetmek, sevilebilmek, sarılabilmek. Ve bunu yapmaktan çok korkuyoruz. Çünkü zannediyorum ki eğer ben güçlü olmazsam, param olmazsa, zengin olmazsam olmayacak. Ben, kimse beni sevmeyecek. Evet. Olduğun gibi çok güzelsin. Ve ben şimdi artık bunu, bununla ben dalga geçenler bunu kanıtladığımı görüyorlar. Çünkü işte şunu hep söyledim. Eğer bir insana yüreğinle yaklaşırsan, karşındakine etiketsiz bakabilirsen, herkes seni kucaklar. Çok herkes doğru. Seni içine alabilir. Bugün eğer ben milyonlarca kişilik bir aileyi kurabildiysem, ki hep şunu söylüyorum. Bana diyorlar, bir sürü söylenen şeyler, senin yansıman bu diyorum sadece. Çünkü her insan aslında kendi içinde özünü yaşatıyor. Hadi onu artık ortaya çıkartalım. Neyi bekliyorsun? Hayatta neyle neyi satın alıyorsun? Ne için nelerden vazgeçtin? Çakıl taşlarını seçtin, pırlantalarını bırakıp. Ama hadi artık korkma ve öze dön. Bütün derdin bu şu an. Ya duydunuz mu? Ne kadar güzel kendim söyledin. Kendim için de bu. Vallahi öyle. Kendim için de bu. Yani mesela şeyi söyleyebilirim. Bugün bir sürü şey yapıyorsun dedin ya. Aha. Yaptığım bir sürü şey hiçbir zaman hayatındaki pırlantalardan daha değerli olamaz. Ailemden, sevdiğim insandan, aynı yatağı paylaştığım insandan daha değerli olamaz. Aret Vartanya'nın yeni kitabı Gitme Zamanı müthiş. Keşke orada olsaydım da imzalatsaydım. Acaba Ankara'ya imza gününe gelebilir mi? Geleceğim. Haziran ayında geleceğim Ankara'ya. Haziran'a geliyorum. Şahane. Başka nereye gideceksin imza günü için, belli mi? Belli. Yani şöyle yazın. İlk önce Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya yapacağım ama sözüm var. Bir kez daha orada söyleyeyim. Hala Hatay'la Mersin yapmadık. Hatay, Mersin hep önceliğim. Sonra yeniden bir İç Anadolu ve Doğu Anadolu turu başlayacak. Bu sefer ki Ardahan'a gideceğim. Mesela orada imza günü. Yani, İl bırakmak istemiyorum. O yüzden de lütfen bana kızmasınlar. Adana mesela diyor ki hadi Adana'ya gel. Adana'ya 4 kere gelmişim bu sene. Dolayısıyla onları birazcık azaltıp gitmediğim illere gitmek istiyorum. Hem iş hem tatil oluyor aslında senin için, değil mi? Evet, yani hem o gitme zamanı oluyor. Ha, hem de gerçi o kadar farklı kültürlerle tanışıyorsun ve görüyorsun ki insan her yerde aynı insan aslında. Hiç ummadığım şeyler oldu bu sene. Mesela Elazığ'a gittim, 2000 kişi geldi. Elazığ'da hiç beklemiyordum. Erzurum'da hiç beklemiyordum ama ne kadar güzel ki böyle büyük bir aile olmuşuz. Şahane. Ceren Hanım, daha kahvaltı yapmadık, sizi izliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Tatil demek, keyif demek, huzur demek. Güzeller güzeli Ceren Bektaş ablamızın sunduğu haberleri izlemek demek. Arkadaki manzara gerçek mi, süper ya diye soranlara, gerçek ama canlı olmadığını da söyleyelim, itiraf edelim burada. Hemen bakalım başka neler var. Hayalimdeki tatil Tokat'ta AK Parti mitingi için okulların tatil olması değil, keyifle izliyoruz. Başarılar. Bu arada şey yapacak mısın Aret? Film ya da dizi projen var mı? İkisi de var bu şu anda. Kitaplarınla ilgili, anlattıklarınla ilgili mesela. Bir nefes İstanbul'un zaten film olması biliyorsun hep gündemde ama şu an hiç beklemediğim bir dizi projesi çıktı. Senaryo anlamında söylüyorum. Eğer gerçekten karakteri ben yazarsam önüne de geçerim. Oynar mısın? Oynarım. Çünkü beni oynayacaksam oynarım. Olduğum gibi kendimi taşıyacaksam rol yapmak istemiyorum. Çünkü ben neysem onu da oraya koyabileceksem ben oynarım da hiç şey değil. Çünkü oynamış olmuyorum o zaman. Kendimi koymuş oluyorum. İnsana ulaşabildiğim her noktada yapabileceğimi istediğim gibi, yüreğimden geldiği gibi yapabiliyorsam yaparım. Proje yağıyor ama o projelerin önemli bir kısmında ben yokum. Yani istediğim şey yok. Olduğum gibi değilim. O yüzden reddetmek zorundayım. Ama beni olduğum gibi yansıtabilecek her projenin içinde de varım. Daha çok konuk olurum yani sen. Ay ne güzel. Ol tabii ki. Niğde'ye imza gününe gelmeyi düşünüyor mu acaba? Geldim. Mart'ta geldim. Ekim'de geldim Niğde'ye. Niğde Üniversitesi'ne geldim hatta. Söyleşi de yaptık orada. Çok da keyifliydi. O üniversitedeki söyleşiler falan da çok keyifli oluyor. Bu sene 36 tane üniversite gezmişim. Evet, ve bunun 22 tanesi bir sosyal sorumluluk kampanyası. Bir danışmanlık yapıyoruz üniversite gençliğine. Gençler de kimse ahkam kesmesin, böyle genellemeler yapmasın. Gayet de açık, düşünen, kendini ifade etmek isteyen ama bir şekilde böyle, yani üniversite açmak üniversite açmak değil, apartmanın üniversite yapmak üniversite olmuyor. Eğitim ciddi bir iş.
Ve o çocuklar gerçekten bu kadar çok mezun veriyoruz ama ne oluyor onlar? Ama gençlerden aldığım enerji çok önemli, çocuklardan aldığım enerji çok önemli. 8-9 yaşındaki çocuklardan çok şey öğreniyorum. Bana unuttuğum bir şeyleri hatırlatıyor ya da hiç daha hatırlayamadığım bir şeyleri öğretiyor. Dolayısıyla o en büyük enerji kaynaklarından bir tanesi zaten gençler ve çocuklar. Ben bazen takılıyorum, diyorum ki bana abla abla demeyin diye bir reklam var ya. Evet. Ben de burada bana abla abla diyorlar diye yönetmenime şikayet ediyorum izleyicilerimiz. Ama o kadar hoşuma gidiyor ki çocuklardan gençlerden bahsettin ya. Bana haber izletiyorsun diyorlar ya, o benim için yetiyor biliyor musun Aret? Gerçekten programı izletiyorsun, haberi izletiyorsun. İlk kez senin kitabını okudum da benim için şey işte, yani ben kitap okuyordum ama ilk kez senin kitabını okudum. Değil mi? Büyük keyif. Şahane. O yeni nesli yakalayabilmek çok önemli. Onları gerçekten dinlemek lazım. Ama dinliyormuş gibi yapmak değil. Bizim için değerlisiniz demek hikaye. Her zaman sözcükler hikaye olabilir. Önemli olan şey eylem ve gösterdiğin şey. O gençlere gerçekten ne kadar yatırım yapıyoruz büyük bir soru işareti. Doğru söylüyorsun. Aret az önceki konuşmayla tüm kadınları etkilemiştir demiş bir izleyicimiz. Aret bizim hayatımızın bir parçası oldu. Sorumuz var. Fatoş Hanım soruyor. Aret'in hayatta en büyük çektiği acı ne olmuştur? En büyük çektiğim acı ne olmuştur? Yakınlarımın ölümü olmuştur, kaybetmek olmuştur. Ama onda artık ölüme de şöyle bakıyorum. Ölüm bir boyut değiştirme. Ve biz aslında kendimiz için çok üzülüyoruz. Ama özellikle şu son dönemde yaptığım çalışmada şunu görüyorum. Aslında sadece gerçekten boyut değiştiriyoruz. Gidenlerin mutsuzluğunu bilmiyoruz. Neyi kaybettiklerini bilmiyoruz ama biz çok şey kaybediyoruz. Dolayısıyla da benim ama şu anda yaşadığım en büyük acıysa artık insan bir şekilde bilmem ne oldu odamdayken o bugün zulme uğrayan, açlık çeken, savaşan, ufacık çocuğundan yaşlı teyzesine, kadına kadar hala insanlığın bu çırpınışı beni çok mutsuz ediyor. Zonguldak'a gelmeni istiyorlar, gitmeni gelirim. İstiyorlar. Bak illerden bir tanesi işte. Programın saati daha uzun olsun isteyen izleyicilerimiz var, teşekkürler. Oh bize de geliyor, hep sana geliyor şey. İşte şurada olsun, burada imza günü bilmem ne. Hep Arete, hep Arete. Ya bize mantıklı konuşmalarınla hayran bırakıyorsun. Kalemini kötü kullanmıyorsun. Düşünerek güzel yazıyorsun ya, tebrikler demiş bir izleyicimiz. Şahane. Bu arada sen gelmeden önce reklam arasındayken bir arkadaşımız geldi, kitabı eline aldı. Şöyle bir baktı. Aa, girişi güzel dedi. Ve buradan şunu da çıkarıyorum. Daha önce hani önceki kitaplarını okuduğum için de biliyorum. Hakikaten anlatımın çok akıcı. Bu çok önemli bir şey biliyor musun Arif? Bu kitap benim için bir dönüşüm dedim ya. İlk kez böyle derin kapsamlı bir roman yazmaya giriştim. Ve inan bana Batın bölümü o kadar çok şey var ki içinde. Yani Einstein'dan Spinoza'ya, Aristo'dan Schneider'in kedisine kadar. Onlarca felsefi akım var, semavi dinler var. Ve bunları eğer böyle versem dedim, kim nasıl anlayacak? Yani çok ağır gelecek ve sıkıcı olacaktı. Onları hikayeleştirdi. Benim derdim şuydu hep. Diyordum ya, o felsefi yaklaşımları, mesajlarımı Bakkal Ahmet olarak ver. Bakkal Ahmet amcanın dilinden verebilmek, hayatımızdan insanlardan verebilmek. Burada o Batın bölümü yazarken mistik hikayeler uydurdum. Yani şöyle uydurdum. Mesela dualite kavramı gibi bir şey, çok ağır bir şeyi anlatıyorum. Ama onu eğlenceli bir şeyle, zamanı anlatıyorum mesela. Ve Yunus Emre'yi konuşturuyorum. Einstein'ı kedi tarafından ısırtıyorum falan filan. Böyle onu yapmaya çalıştım. Ben şunu günlük hayatı yaşıyorum çünkü. Aynı şeyi burada da yaptım. Roman yazarken de karşıma oturtuyorum seni ve seninle sohbet ediyormuş gibi yazıyorum. Çünkü başta bir yazamam ki zaten. İlk kitabın hangi yılda? 2008. 2008'di değil mi? 5000 tane satmıştık sana geldiğinde. 5000 kitap gitmişti ilk gerçekten haftasında. Gerçekten ya. 25 kişilik bir kutlama yapmıştık, hatırlıyorum onu. Şaka oraya gibi. Tırnaklarla kazıyarak tek tek. Eğer sen inandığın bir şeyin peşinden gidiyorsan ve samimiysen, işte gerçekle sahte, zahirle batın, günlük hayat. Biz günlük hayata çok takılıyoruz. Aşklarımızı da günlük hayata bulaştırarak kirletiyoruz. Hayatımızı da günlük hayata. İnsan ile yaratılan şeyin içinde kayboluyoruz. Ya bunların hepsi illüzyon. İşte bu derine doğru giderken kitapta bunu yavaş 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 işlemeye çalışıyorum şu anda. Ne mutlu ki tepkilerden çok çok memnunum. Diyorum yine yani bu çok büyük güç. Çünkü ve paylaştığının, anlatmaya çalıştığının bu kadar geniş yankı ve ses bulması inanılmaz bir şey. Onu tarif edemem. Bir de o kadar güzel konuşuyorsun ki insanı rahatlatıcı böyle pozitif enerji veriyorsun. Gerçekten öyle. Yani sadece kitaplarında değil, böyle birebir karşılıklı konuşmalarımızda da ben hep onu hissediyorum ki izleyicilerimizle de hep onu paylaşmak istiyorum. Sürekli seni davet ederek seni daha fazla dinlesinler, daha fazla görsünler. Ve senin özellikle söyleşilere katılman ve sadece kitap yazmakla değil, hem atölye çalışmaların, hem işte tiyatro sahnesindeki o girişimlerin, söyleşilerinle birçok insana, sayıca fazla insana ulaşmak yani hakikaten benim için çok çok önemliydi. Ki bunu yapabiliyorsun, buna zaman ayırabiliyorsun. O da ayrıca çok güzel bir şey. Bu arada imzalı kitabını isteyen izleyicilerimiz var. Böyle bir şeyler yapıyor musun sosyal medyadan yapıyorum. Hatta şu anda Instagram'da, Facebook, Twitter'da gitme zamanıyla senin için ne hissettiriyor ve onunla ilgili fotoğraflar paylaşılıyor şu anda. O fotoğraflarda en çok
tıklananlara, işte reply edilenlere, cevaplananlara vesaire birebir buluşuyoruz. Orada en çok oyalana artı imzalı kitap ve yaşam atölyesinden workshoplar, çalışmalar veriyoruz. Seni sen yapan gerçek nedir? İzleyicimiz soruyor. Nefes aldığımın farkında olmak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünmeyi bırakmaya çok daha fazla. Düşünmediğim için ben olduğuma inanıyorum. Çünkü düşünürsem burada böyle oturmam lazım, şöyle elimi koymam lazım, bu cümleyi kurmamam lazım, yazarken onu söylememem lazım. Çünkü bugün özellikle çok zor kendini net olarak ifade etmek. Dışarıdan çok şey gözükebilir, hayatım süper, ben hep bir de şeyim, huzurluyum. Evet, hiç sinirlenmiyorum, hiç kavga etmiyorum. Çünkü onlar gerçekten insana yakışmayan ve acizliğin ifadeleri. Ama çok zorluklar yaşıyorum şu anda hayatımda. Hayatım boyunca zorluklar yaşadım ama şunu anlamak zorundayız. Hayatta zorluklar hep olacak, yaşamın bir parçası olarak olacak. Ama önemli olan şey bunu bir insanın gözlerine bakarak taşımaman, evine götürmemen, İş hayatında diğer insanların da insan olduğunu unutmaman, bugün Ceren'in sorunu yok mu? Ceren buradan çıktığında bir şeylerle boğuşmayacak mı? Ceren'in aşk hayatında sorunlar yok mu? Bunların hepsi hepimizin hayatında var. Bunu hatırlarsak eğer, o düşünmek yerine, böyle şablonlara göre hareket etmek yerine yüreğimizi görmeye ve onu yansıtmaya başlıyoruz. Yüreğimizi yansıtsak zaten, inan bana, bugün okuduğun o haberlerin %70'ini okumayacaksın zaten. Biz Yaradan'ı unutuyoruz. Biz kaynağı unutuyoruz. Biz özü unutuyoruz. Ve yarattığımız oyuncakların içinde kayboluyoruz. Aşkta bile bunu yapıyoruz. Niçin bir insanla berabersin? Neden bir insanla birliktesin? Onu bile o kadar çok yüzeysel yaşamaya başlıyoruz ki sonra mutlu. Çünkü bir şey arıyoruz. Önümüze konmuş bir şey, tarif edilmiş bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Hayır. Her şeyde, senin nefes aldığın her yerde senin var olman önemli. Çünkü senin varoluşun demek, Yaradan'ın var olması demek. Yaradan'ın yarattığıyla birlikte kaynağı paylaşman da gerçeği paylaşman demek. Kitaplarını yazarken neyi göz önüne alıyorsun diye sormuş bir izleyicimiz. Gitme zamanı hashtag'i açmış bir de. Ha, evet, var gitme zamanı hashtag'i var. Bir şey gözümde almıyorum. Ya içimden gelen neyse onu paylaşıyorum ama bir şey yapmaya çalışıyorum. Şu anda bir duygusal hareketliyorsam buna artık ya ben ne yapabilirim? Ya benim elimdeki tek silah kalem. Başka bir silahım yok ve dilim. Dilin. Dolayısıyla bunu nasıl daha fazla kullanabilirim? Burada diyorum ki hadi gelin artık ses verin de gerçekten şey çok önemli. Ben tek başıma ne kadar şey yapabilirim ki? İşte o tweet'i atanlar, o gittiğimiz illerde buluştuklarımız, o okurlarım, her birisi kendi çevresine eğer benim yüreğimden çıkanı götürebiliyorsa ben o zaman ancak var olabiliyorum. Dolayısıyla göz önünde tuttuğum şey bu. O ruhların, o insanların, şu anda bizi izleyenlerin el vermesi, yürek olması, ses vermesi, katılması. Çünkü bu dünyayı kendi hayatımızdan başlayarak değiştirecek olan sadece sensin, biziz. Söylenmek kolay, topu dışarı atmak kolay ama hadi kalk sen ne yapıyorsun, biz ne yapıyoruz? Şimdi evinde çocuğuna sarılıp ona ne hissettirdin önemli. Kocanla, karınla bugün şu anda neyi paylaşıyorsun? Hadi şimdi, hadi şimdi yalandan gerçeğe gitme zamanı. Bütün derdim bu. Ve ben böyle çok mutluyum. Şahanesin. Bu arada annem sizin hayranınız, sabahtan beri sizi izliyor. Bana televizyonu vermiyor demiş Mesut Yılmaz. Sevgiler. Mesut Durmaz pardon. Hatay'a dört gözle bekliyoruz. Aret'in hayallerini gerçekleştirdiği halde keşke dediği olaylar var mı diye bir soru geldi. Keşke daha fazlasını üretebilseydim. Ne yapabilseydim? Daha fazlasını üretebilseydim. Oho. Evet. Daha ne üreteceksin? Çünkü şu, yani bir insana daha ulaşabilirsin. Daha fazlasını yaparken 3 insana, 5 insana, 5 yüreğe daha. Bugün sokağa çıktığınızda ne olur? O eğer mutsuz bir insan görürseniz veya kavga eden bir insan bile görseniz ona yaklaşın ve tanımadığınız insanlara dokunun. Tanımadığınız insanlarla konuşun. Çünkü bu senin için de çok değerli. O kadar çok kendi korkularımızın içinde kayboluyoruz ki. İnan bana son nefes geldiğinde ne sahip oldukların, ne paran, ne mülkün hiçbir şey ifade etmeyecek ve seni gerçekten sevenler sadece sen olduğun için sevenler olacak. Eğer seni birisi onun istediği gibi olduğun için seviyorsa, paran için seviyorsa, gücün için seviyorsa işte sahtenin içindesin. Bırak artık sunu şeyleri. Sevmesin daha iyi. Sevmesin daha iyi. Çünkü sevgi değil o. Şahanesin yine. Aret, çok teşekkürler geldiğin için. Büyük benim için. Gitme zamanı demişsin ama bizden hiç gitmeyeceksin. Onu da bil. Yani buradan söyleyelim. Ve yeni kitapların, yeni sohbetlerini yine bekliyoruz seni. Çok sağ ol. Her zaman. Aret'i uğurlayacağız. Ara vereceğiz, soluklanacağız. Aranın ardından saat başına doğru haberlerle devam edecek. Bugün hafta sonu.